Enbiya'nın, sahabe-i kiramın, şühedanın, süleyhanın, ulemanın ruhları için. Bizim onlardan, onların razıdan razı olduğumuz gibi onların da bizden razı olabileceği bir hayat yaşayabilmemiz için. Evladı iyalemizin de buraların aşkıyla, sahabe-i kiramın aşkıyla, muhabbetiyle yanıp tutuşup onların izinden yürüme adına sebat ile, ihlas ile kayyum olmaları için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini kazanmış cennet türbaki ehli gibi bizim de aynı sıfatlara mazhar olabilmemiz için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izinde bir hayat sürüp onun izindeki hayatın sonucunda şehitlik mertebesine kavuşmuş oradaki sahabe-i kiramın arasına dahil olabilmek için. Rabbimizin rızası yolunda birer Osman gibi gerekirse can vermeyi, birer Fatıma gibi gerekirse haya içerisinde geceliğin dirilmeyi, birer Hüseyin gibi Resulullah'a kavuşmak uğrunda gerekirse başlar verebilmeyi, birer Hasan gibi Resulullah'a kavuşmak için tabiplerden el fırak edebilmeyi ihsan eylemesi için, dünyadaki gafilinden, fasıkinden, zaliminden, müşrikinden muhafaza edip cennette de onlarla beraber, salihlerle, suhelalarla beraber, evliya-i kiramla, sahabe-i kiramla beraber etmesi için ve buradaki bütün sahabe-i kiramla, ulemanın ve suhehanın ve şühedanın ruhu şerifleri için el-Fatiha. Hocam. Efendimizin halası Safiye binti Abdülmuttalip, Efendimizin halısı Atike, diğer ismi Ümmübe'nin binti Abdülmuttalip ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yengesi Ebu Talib'in karısı, annemden sonra annemdir dediği Fatıma binti Esed kabirleri karşımızda. Safiye annemiz, Atike annemiz, Efendimiz'e iman edebilen bahtiyar halalarından yalnız iki tanesi. Fatıma annemiz ise, yani Ebu Talib'in karısı Hazreti Fatıma ise, kocası gibi gizlemedi Müslüman olduğunu. Biz kocasının Müslüman olduğunu gizlediğine hüsnü zanını taşıyoruz. Eyvallah, eyvallah. O aşikare ifade etti, eyvallah. Kabul etti, ishar etti. Zaten küçüklüğünden beri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok severdi. Resulullah sofraya oturmadıkça ne Akil ne Cafer oturturmazdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doymadan hiçbirini doyurmazdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uyumadan hiçbirini uyutmazdı. Eve ilk defa bir şey mi geldi? Resulullah tattırmadan onları asla tattırmazdı. Bunları sırf Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yetim olduğu için değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yetim olmasından ziyade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetlerinden dolayı. O sadece Abdullah'ın, Amine'nin ya da Abdülmuttalib'in emaneti değildi onlara. Onlar başka bir varlığın kendilerine emanet ettiğini biliyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. O sevgiyle seviyordu. O kadar çok sevmişti ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yüzden Fatıma binti Esed için, Ebu Talib'in karısı, Ali'nin, Akil'in, Cafer'in annesi, Hazreti Fatıma için annemden sonra annem odur demişti. O da bizim annemiz. Efendimizin annesi olduğu gibi. Kendisinden şefaat istiyoruz. Fatıma binti Esed orası. Onun yanında, o tek olanın yanında 3 kişi var. Efendimizin halası Safiye binti Abdülmuttalip, diğer halası Atike, diğer ismi Ümmübenun binti Abdülmuttalip, diğer ismi bir de Efendimizin süt annesi ve Efendimizin yengesi Fatıma binti Esed var.